Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Paris ve Londra'dan sonra Avrupa bölgesinin 3. en büyük savunma sanayi fuarı olan MSPO'ya, bu yıl rekor bir katılım söz konusu. Bu yılki fuara, 30 ülkeden 600'den fazla firmanın katılım sağlayacağı biliniyor. Fuarın lider ülkesi ise bu yıl Türkiye oldu. Türkiye'den 30 adet kurum ve kuruluş MSPO'ya katılım sağlayacak. Ukrayna-Rusya savaşı sebebiyle savunma bütçesini rekor ölçüde arttıran Polonya, son dönemde ciddi savunma alımlarında bulunuyor. Kısa süre önce Güney Kore'ye 1000 adet K2 tankı, 672 adet K9A1 kundağı motorlu obüsü ve 48 adet F-50 hafif taarruz uçağı siparişinde bulunmuştu. Koreli firmalar, buna rağmen MSPO'ya ürünlerin 1/7 oranındaki modelleriyle katılım saplayacaklar. Öte yandan Polonya'dan ciddi sipariş alan ABD savunma ekosistemi de MSPO fuarına yoğun katılım sağlıyor. Fuarı ziyaret edenler, HIMARS ve Abrams'ı görme şansına sahip olacaklar. Fuarda ABD, CH-47 Chinook, S-70 Black Hawk, A-64 Apache, AH-1Z ve IPR helikopterlerini de sergileyecek. İtalyan Leonardo ise AW-109 ve AW-139M helikopterlerini, MSPO'da sergileyecek. Türkiye'den ise Roketsan, Kaan, TRG-300, TRG-230, TRLG-230, KMC, MAM ailesi ve Lümtas'ı sergileyecek. Diğer Türk firmalarının hangi ürünleri sergileyeceği henüz bilinmiyor. MSPO2 Türkiye'den MSPO'ya katılan kurum ve kuruluşlar ise şu şekilde: Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı, SSI, İŞBİR, Alp Havacılık, Aselsan, ASFAT, Atasilah, BAYKAR, Canik, DORCE, FORA Grup, Garanti Kompozit, HATSAN, Havelsan, KATMERCİLER, KOLUMAN, MKEA, Nero Endüstri, NUROL Makina, NUROL Teknoloji, REPKON, ROKET, TSAN, Saha İstanbul, Sarsılmaz, STM, TUALCOM, TEKCAN Grup, TRANSVARO, TURMAKS, ZSR.